Polke bu sergide son 50 yılın en heyecan verici ve deneysel sanatçısı olarak öne çıkıyor. Değişik malzemeleri bir araya getirmesi ya da başka sanatçıların aklına gelmeyecek malzemeleri kullanması onu gerçekten de özel kılıyor. Arkamda gördüğünüz tablolar Düsseldorf'ta yapılmış. O zamanlar Polke 20'li yaşların başında çok genç bir sanatçıydı. Bu çalışmaları Batı Almanya'da yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan tüketim toplumuna bir cevap niteliğinde. Aralarında Polke'nin de bulunduğu, kendilerini kapitalist realistler olarak adlandırılan bir grup sanatçı, çorap, tişört, plastik küvet gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız objeleri resimlerinde kullanıyorlardı. 1960'ların ilk yıllarında Polke, gazete ve dergilerdeki noktalı resimlerle ilgilenmeye başladı. Bu resimlerin fotoğraflarını çekip onları tuval üzerine yansıtıyor ve daha sonra da çok büyük bir titizlikle bu noktaların üzerinden geçiyordu. Her ne kadar titiz olsa da bu süreç esnasında hatalar yapan Polke'nin bu hataları düzeltmediğini, çalışmaları üzerindeki boyaların dökülmesi ya da bir şeyin bulaşması sonucu oluşmuş lekelerden anlayabilirsiniz. Patates evi, orta sınıf Batı Almanlara verilen bir bahçe kulübesine benziyor. Patatesler, yerin altında olmak yerine kafesin her birleşme noktasına iliştirilmiş. İşin ilginç yanı ise Polke, Almanların neredeyse ulusal yemekleri olarak kabul edilebilecek patatesle bir yiyecek olduğu için değil de üzerinden tomurcuklanabilen bir sebze olduğu için ilgileniyordu. Patatesi bu anlamda kullanması bana Polke'nin düşünüş biçimi yani sürekli aktif olup yeni ve tahmin edilemez fikirler üreten bir beyni olduğunu anlatıyor. Bu oda ise Polke'nin 1970'lerdeki çalışmalarına adanmış. 70'ler boyunca Polke çok sayıda seyahat yaptı. Ortak çalışmalar yaptığı arkadaş grubu ile birlikte bir çiftlikte yaşamaya başladı. Bu esnada bağımlılık yapabilecek farklı maddeleri kullandı. Özellikle de halüsinasyon verici olanları denedi. Örneğin arkamda gördüğünüz tabloları bazı yiyecekleri tükettikten sonra yaptığı biliniyor. Alice Harikalar Diyarı'nda 1970'lerde yaptığı çalışmalara verilebilecek tipik bir örnektir ve üst üste kullanılmış farklı resimler içerir. Polke bu fikri filmlerinde de kullanmıştır. New York'a yaptığı ilk seyahatinde ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren bir şehirle karşılaştı. Gördüklerinden sonra evsiz insanları, sarhoşları ve çiftlikte yaşayan insanları görüntülemeye karar verdi. Fotoğraflarda, fotoğrafları tap etmede kullandığı kimyasalları evsiz insanlarla yan yana kullandı. 1982'de ise Polke'nin eserlerinin bir başka değişim geçirdiğini görüyoruz. Çok daha büyük tablolar yapmaya başlayan Polke, aynı zamanda pigmentleri de çok daha yakından araştırıyordu. Örneğin içinde arsenik olan pigmentleri kullanıyor ve onları öyle şekillerde kullanıyordu ki pigmentler bambaşka görüntülere bürünüyorlardı. Bu noktada pigmentlerin ayırt edilmesi ve görülmesi zor şeyler olduğunu da hatırlatmak isterim. Bundan dolayı bir tablonun önüne geçtiğinizde tam olarak nerede duracağınızdan emin olamıyorsunuz. Sanatçıların yaptığının da bu olduğunu düşünüyorum. Eserlerine bakarken sizi bir kriz ortamına sokmaya çalışıyorlar. Polke, çarpık ya da çarpıtılmış resimlerle de ilgileniyordu. 1990'larda fotokopi makinelerinin yardımıyla çalışmalarında çarpıtma ve saptırmayı kullanmaya başladı. Fotoğraf makinesinden çıkmış bir kağıdı bükerek garip çarpıklıklar yaratıyor, daha sonra da eskiden resimlerinde yaptığı gibi bunu büyük tuvallere yansıtıyordu. Bu sayede şu an gördüğünüz bir el kalabalığının ortasından yükselen garip ve büyük siyah gölge gibi resimler elde ediyordu. Balonlu naylon, meteor tozu, sümüklü böcek suyu, arşeniz bazlı yeşil boyalar, film, fotoğraf, çizim, patates, cetvel ve bambu sopalar Polke'nin eserlerinin tanıdık ya da alışılmadık parçalarıydı. Çok eğlenceli bir sanatçı olmasına karşın, o yıllarda yaşamış olan çoğu insan gibi Nazi dönemi, Berlin duvarı ve dünya krizleri gibi sevimsiz tarihsel hatıralarla da yüzleşmek zorunda kaldı. Belki de sanatı bunun için eğlenceliydi.